Çok sevgili ailem, Kadıköy Sokak ailesi, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum ve saygıyla önünüzde eğiliyorum. Ben gerçekleri konuştuktan sonra açıkçası gerçeklere tahammül olmayan birçok kişi tarafından tepki duyacağımı düşünüyordum ama meğersem içinizdeki şeylere kulak, hani içinizdeki şeylere kulak verip sizin sesiniz olmuşum. Bu gurur da bana yeter. Sevgili sponsorlarımız Kayseri Özel Hüma Hastanesi'ne ve golvar.com'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Hüma Hastanesi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü çalışan personellerinin Atatürkçü olmasına, vatan aşkıyla, millet aşkıyla yanıp tutuşmasına dikkat ettikleri için ve hastanelerde, hastanelerindeki gerek hijyen, gerek ilgi, alaka ve gerekse tedavilerinden dolayı, başarılarından dolayı teşekkür ediyor. Benim küçük kızım hastaydı. Çok müthiş bir şekilde Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nde de tedavisini gördüm. Bu dönemde yağmur yağışları çok olduğu için arkadaşlar çocuklara olabildiğince hazır su içirin. Hani bir kardeşiniz olarak böyle giriş yapayım. Normalde hiçbir Fenerbahçe sayfasında bunlardan bahsedilmez ama ben sizin kardeşinizim. Sizler de benim kardeşimsiniz. E, dikkat edin çocuklarda salgın olabilir. E, sular yağışlarla biraz kirlenebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bugün Kayseri'de bir kardeşimle bir takipçimle karşılaştım. Şaşırdı ya yani ben Kayseri'de yaşadığını bilmiyordum diye. Özellikle Kayseri'de yaşayan arkadaşlar ne kadar ve Kayseri'de yaşayan ne kadar Fenerbahçeli dostunuz varsa mutlaka ve mutlaka tavsiye edin. Kanala abone edin. Ya Kayseri'de büyük bir aile olalım ya. Anlatabiliyor muyum? Bari biz bir aile olalım. Hani bir dernek şu bu falan filan değil ama Kadıköy sokak ailesi olalım. Arkadaşlar çok gevezelik yaptım farkındayım ama ben Kadıköy sokak kanalının yöneticisi sahibi değilim. Kadıköy sokak kanalının sahibi siz dersiniz. Mustafa Hoca olarak inandığım bütün değerler üstüne öncelikle yemin ediyorum ki hayatımın hiçbir evresinde Ali Koç'tan ya da ona bağlı olan şirketlerden bir kuruş para almadım. Kendimi maaşa bağlatmadım. İstifa ya da karalama yapmamam için tehdit de almadım. Yani kimse beni bunlara zorlayan bir hareket de bulunmadı. Ben Fenerbahçe'li Mustafa Hoca'yım. Evet bazen Emre Belözoğlu gibi öfkelenebiliyorum. Bazen Volkan Demirel gibi duygusallaşabiliyorum. Bazen de Emenike gibi saçmalayabiliyorum. Kabul. Yani bu modlara girebiliyorum. Kabul ama hiçbir zaman Fenerbahçe'mi ve şerefimi satmadım. Hayatım boyunca da satmam. Bunu herkes bilsin. Peşinden gittiğiniz, takip ettiğiniz kişilere sorun. Kaç lira alıyorlarmış? Özellikle Ali Koç istifa diyemeyenlere sorun. Bakın bazı gerçekleri bilin. Sizin her takip ettiğiniz YouTuber Fenerbahçeli olmayabilir. İyi de hocam adam Fenerbahçe kanalı açmış. Şu kadar takipçisi var. Olmayabilir. Karabahçeli olabilir. Galatasaraylı olabilir. Beşiktaşlı olabilir. Hocam Galatasaraylı olmak ayıp mı? Galatasaraylı olmak asla ayıp değil. Yani Galatasaray'ı bugün yok edin. İnan Fenerbahçe taraftarı birbirine sataşır. Birbirine düşman kesilir. Bugün Beşiktaş'ı yok edin birbirine düşman kesilir. Bunlar hayatın her evresinde olacak. Olmaz diye bir şey yok. Ama takip ettiğiniz kişilere dikkat edin. Beni takip edin ya da etmeyin mühim değil. Ama takip ettiğiniz kişinin Fenerbahçeli olduğuna özellikle ve özellikle dikkat edin. Bu sözlerimi niye söyledim? Anlayacaksınız video bittiğinde. İnşallah videoyu sonuna kadar tahammül edip bana tahammül edip izleyebilirsiniz. Türksü'ye çıkmıştın ve şunu söylemiştin. Fenerbahçe için var olanlarla Fenerbahçe ile var olanlar arasında bir mücadele var. O gün çok haklıydın sevgili Ali Koç. Fakat bugünden sonra gelinen noktada kişisel itibarların için, kişisel itibarları için var olanlarla Fenerbahçe için var olanlar arasında mücadele başlıyor. Sen Ali Koç olarak kişisel itibarını korumak adına Fenerbahçe'yi al aşağı ettin. Hani verdiğin sözler? Arkadaşlar hani verdiğin sözü? Bakın okulda falan mesela öğretmen arkadaşlarımla şey yaparken atıyorum diyorum ki ya karpuz alsam da yesek mi diyorum. Olur diyorlar. Ondan sonra ya çok masraf olur şey yapma diyorum. Ağzımdan çıktı diyorum yapacağım. Çünkü benim lafım senettir. Benim sözüm senettir diye. Ali Koç senin yerinde ben olsaydım çoktan intihar etmiştim. Bak hayatımda yani Allah göstermesin. Allah akıl sağlığımızı korusun. Kesinlikle intihar etmeyecek en nadir insanlardan biri benim. Çünkü Allah'ın verdiğini Allah alır. Ben böyle bir şeye kalkışmam. Ama Ali Koç'un yerinde olsam utancımdan insan içine çıkamazdım. Düşünsene derbi desin. Yani derbi desin. Ve derbi bitiminde rezil oluyorsun. 110 yıl sonra ilk kez bir sezonda Galatasaray'ın oynadığın tüm maçları gol atamadan kaybediyorsun. 32 yıl aradan sonra hem içeride hem dışarıda Galatasaray'a mağlup oluyorsun. Düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Derbiden sonra Samandıra tesislerinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Tesisten çıkanlara yumurta, soğan attı. Bu senin utanman için yetmiyor mu? Gerçekten ve gerçekten yetmiyor mu? Bence yetmiyor. Şimdi Kadıköy'de tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldıran hocayı kovmak yerine el üstünde tuttun ve sezon sonunda böyle madar olup tepkileri çektin. Fenerbahçe büyüklüğünü kaybettirdin Ali Koç. Ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kaybettirdiğin anlardan en büyük an neresi biliyor musun Beşiktaş'a evinde mağlup olmak ve sonraki süreç. Monteya Fenerbahçe teknik direktör olacak falan filan. Monteya Fenerbahçe için yeterli bilgi, beceri donanıma sahip bir hoca değil. Jesus gibi büyük maçlarda rezil olan bir adam. Saha içi kurgusu iyi değil, B planı yok, oyuna müdahaleleri yetersiz. Hani Türk düşmanlığından dolayı Ali Koç gidip yabancı teknik direktör peşindesin. Ersun Yanal sana ne yaptıydı? Ne yaptıydı? Erol Bulut'u sana kimler getirtti? Emre Belezoğlu bugün birçok Fenerbahçe taraftarı küfür de edebilir, hakaret de edebilir, sevmeye edebilir, Bu benim sorunum değil, bu onların sorunu. Ama Emre Belezoğlu sana ne yaptıydı? Sivas maçını kaybetti, Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Ulan özür diliyorum arkadaşlar bu tabirleri kullandığım için ama. Ulan dangalak derler adama. Madem şampiyonluğu bir maçta kaçıranı kovuyorsun, sen 5 senedir kaçırıyorsun. Kendi kendini kovsana, pislik derler. Madem bir maçta şampiyonluğu kaçıran İsmail Kartal'ı ya İsmail Kartal'ı ya yani şampiyonluğu kaçırdı demeyelim. İsmail Kartal elinden geleni yaptı. Madem İsmail Kartal'ı şutluyorsun, istifa ettiriyorsun, kovuyorsun. Madem Emre Belezoğlu'nu bir maçta şampiyonluğu kaçırdı diye kovuyorsun. O zaman def edeceksin kendini. Def edeceksin. Yoksa maskarası olursun. Sen koskoca Ali Koçsun. Biz seni Koçsun diye getirdik. Koçsun diye. Senin benden ne farkın var? Ha benim burada etkisiz elemanlığım. Ha senin orada etkisiz elemanlığın. Ulan şu kanal var ya 302 bin falan olsaydı yemin ediyorum başkanlığıma falan adaylığımı açıklardım ya. Yemin ediyorum bak o kadar da ağır söylüyorum. Utan ya. Ya senin karşına patatesi koysalar patates senden daha fazla oy alacak durumda. Ya. Utan ya. Ya hiç mi ağırına gitmiyor? Hiç mi zoruna gitmiyor ya? 5 sezonun 3'ü Türk düşmanlığı yüzünden yabancı hayranlığından dolayı umut veren hocaları şutlayıp takımı darmadağın edip bir sonraki zaten Fenerbahçe'yi rezil etmekte geçti. Ya böyle kompleksli kötü niyetli bir başkan ve yönetim yok. Bunlarla başarı şansı yok. Ali Koç olduğu günden beri sürekli menajer ya da komisyon, komisyoncu bir şeyler bulup Fenerbahçe'yi sövüşlettirdi. Kendini soydurttu. Komolli, Rogon. iki yıldır kankası var. Neydi? Jorab, Jorab Lişan mıydı? Öyle bir şey. Böyle bir insanın Fenerbahçe camiasını olmasın. Buyurun ya, ya, buyurun ya. <laughs> Bakın şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında yaşadığını gördünüz mü arkadaşlar? Yaşadınız gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Ben size göstereyim, yaşatayım ben size. Ben size yaşatayım. Yani kupa finalinde Rahmi Koç'un e, hani oğluyla dalga geçtiler ya. Tarikatçı marikatçı dediklerimle şahıslar dalga geçti ya. Ya hiç mi gurur yok ya? Fenerbahçe'yi küçültüp Galatasaray'ı büyüten bir Ali Koç ya. Bu mu vizyon? Bu mu vizyon? Ya Galatasaray'da diyorlar ki şampiyon olmasan seni şutlarlar diyorlar. Yani bir konuşma var. Ya Fenerbahçe ligi ambargo koyacak. Bu şekilde koyamazsın. Fenerbahçe ligi bu şekilde ambargo koyamazsın. Ali Koç Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü başkandır. Fenerbahçe tarihinin gördüğü en beceriksiz başkandır. Ali Koç'un o koltukta oturduğu her gün Fenerbahçe'ye ihanettir. Yani Fenerbahçeli o Ali Koç zaten istifa ederdi. İstifa ederdi. Şimdi Metin Öztürk Galatasaray'da para geçmiyor. Burada akıl, yönetim, bilgi, FETÖ'den ee, burada akıl, yönetim, bilgi donanım geçiyor. Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız diyor. Demek ki garantiyi almışlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben dost, dostunuzum sizin. Ben Fenerbahçeli bir kardeşinizim sizin. Siz neyseniz ben de oyum. Kupa finalinde takımı tanıyan, oyuncular tarafından sevilen, teknik taktisi, taktik bilgisi yüksek, İsmail Kartal'ı isteyen yöneticiler var. Bir, Cuma günü geçse pazara kupayı alır diyen yöneticiler var. Bir, Semih Şentürk takımı yönetsin. Yani Başakşehir maçını yoksa kaybederiz diyen yöneticiler var. Bakın bu utanç vesikası. Ben Semih Şentürk çok sevdiğim bir kardeşim. Müthiş bir kardeşim. Ama şu cümleleri duymak utanç vesikası. Şimdi ben şunu konuşacağım arkadaşlar. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'ye düşman mı? Bak. Hayatımda hiç konuşmadığım bir şey. Şu anda yani e, şu anda bunları duyan arkadaşlar şok olmuş durumdalar. Hocam sen asla siyaset konuşmazdın. Hani asla bunları demezdin diye. Şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan hangi takımda? Fenerbahçe'li, Değil mi? Fenerbahçe'ye düşman halbuki. Yani sosyal medyaya göre. Şimdi ben söylüyorum size. Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında geldiler. Yanlışım yoksa. Hani seçim Hatta Kasım başında geldiler. 6 Kasım'da Fenerbahçe 6-0 yendi. Hayırlı olsun e, hediyesi olmuştum Şimdi o günden bugüne yenilen süreçte sanırım 11 kez Galatasaray şampiyonluğu var. Ve bu adam Fenerbahçe'de diyorlar. Ben size şunu söyleyeyim mi? Ali Koç'a kızgın olsam, düşman olsam, bugün Cumhurbaşkanı olsam, imkanı yok da. Bugün Cumhurbaşkanı olsam ulan bu kadar kızmama rağmen, bu kadar sinir olmama rağmen Derim ki ulan şu Fener'in hakkı yenildi. Yıllardır hakkı yenildi. Bari bu sene yenilmesin. Kim haksız yere şampiyon olursa onların hakkı yenilsin de Fenerbahçe kendini toparlasın derim. Ben bile olsam bakın bu şike değildir. Bu kollama değildir. Bu haklıya hakkını teslim etmektir. Ofsaytımsı. Mesela sezonun içerisinde ofsaytımsı maçı tekrar edilseydi kimse bugün bu kadar konuşmazdı. 8 ay boyunca Galatasaraylı oyuncular kırmızı yemezken Geriye dönüp şu maçta kırmızı yemesi lazım. Şu maçta yemesi lazımdı. Bir sonraki maçtaki etkisini, tepkisini silelim deselerdi bugün böyle olmazdı. Ben geçtim. Bunların hepsini geçtim. Ben şunu merak ediyorum. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'ye düşman mı? Sevgili Göktuğhan Argın, inşallah e, sesime kulak verirsin. Göktuğhan Argın'a buradan selamlarımı iletiyorum. Hani o da iyi bir Fenerbahçeli kardeşimiz. Gördüğümüz kadarıyla ee, bilmiyorum yaşı benden küçük diye biliyorum ama büyükse de abim diyeyim. Ee, yani yaklaşık 40 yaşında olduğum için ben <laughs> benden küçük diye düşünüyorum. Sevgili Göktuğhan Argın. Diyorsun ki diğer takımların yöneticilerinin siyasi görüşü var ama çıkıp hangi birisi söylüyor? Aynı kanadayım. Dursun Özbek hangi partili arkadaşlar? Ahmet Nur Çebi hangi partili? Hangi partiye oy verdi? Ali Koç hangi partiye oy verdi? CHP dersiniz değil mi? Bak CHP'li olsanız bile dersiniz. Uğur Dündar şey başkanı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı. Size bir sorma. Galatasaray Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın adını bilir misiniz? Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu'nun adını baş, adını bilir misiniz? İyi de hocam. Biz Fenerbahçe'li olduğumuz için biliyoruz. Ulan Vefa Küçüğü Galatasaraylılar Beşiktaşlar ezbere biliyordu. Uğur Dündar'ı da ezbere biliyorlar. Ali Koç'u da ezbere biliyordu. Uğur Dündar'dan sonra kim olsun? kıl Kılkuyruk olsun onu da ezbere bilirler. Fenerbahçe Divan Kurulu'nun Başkanım bu kadar gündemde olması size mantıklı mı? Ben şunu söyleyeceğim. Göktuğhan Argın doğru söylüyor. Yine devam edelim. Argın mı? Argun, argın, ya. takip ediyorum ben. O da beni takip ediyor. Şimdi biz depar atıyoruz. Biz siyasete depar atıyoruz. Ali Koç geldi geleli güya fair play değil mi? Ben söylüyorum sevgili Göktuğhan Argın. Biz düşman ürettik. Biz Ali Koç geldi geleli anti fair play ya davranarak düşman ürettik. O yüzden Erden Timur'un ligi oynatmayız. Savaşsa savaş. Elimde belgeler var. Ulan haydi hodri meydan lafları millete sempatik gözüküyor. Hocam nasıl düşman üretti? Trabzonspor. Trabzonspor'la düşman olduk. Kimin yüzünden? Ali Koç'un yüzünden. Şu deprem olmasaydı, şu deprem var ya çok şeyi yani çok şeyi yumuşattı. Çok şeyi yumuş yumuşattı. Sevgili muhtarımıza da buradan tekrardan selamlarımı söylüyorum. Davet edersen Trabzon'a da gelmek isterim. Yani Bugün ben de Fenerbahçeliyim demek çok yüksek bir seviye yani insanlığın aşmış olduğu çok yüksek bir seviye. Bir sporlunun kanını böyle damarını kesseniz o lafı dedirtemezsiniz. O laf deniliyorsa şura var ya şura yani kalbi gösteriyorum size sağ mı gözüküyor son bilmiyorum ama şura var ya şura dağları tepeleri aşmıştır. Anlatabiliyor muyum? Bak biz Trabzonsporla niye düşman olduk? Ali Koç yüzünden. Harbi söylüyorum Ali Koç yüzünden. Şimdi Trabzon'un hocasını bilmem ne belediyesi almış, bilmem ne belediye başkanı almış, bilmem ne belediyesinden para aktarılmış falan filan. Peki sevgili Ali Koç, ben bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Kayserispor Stadında yok mu? Yok mu? Başakşehir Stadında yok mu loca satın alan belediyeciler? İyi de hocam bu vatan milletin hakkını yemektir falan filan. Ben size vatan milletin hakkını yemekten bahsedeyim. Şu anda 4 büyükler bilmem 21 tane süperlik takımı 10, şey, pardon 20 tane süperlik takımı gelen 2 tane 3 tane falan falan filan Inter Milan demek istediğim anlayın diye söylüyorum. Hangisinde yok bu? Sen Fenerbahçe Bak ben şuna şahidim. Galatasaray'dan bir sürü vergi borcunu silindiğine şahidim. Bu kul hakkıdır. Bu yetim hakkıdır. Doğru. Fenerbahçe'ye de şey yaptılar. Torpil geçtikler oldu. Şu son dönemde özellikle son dönemde Ali Koç döneminde Kenan Evren Lisesi arazisini Fenerbahçe'ye vermiyorlar. Ali Koç'a gıcıklıklarından onu da anlatacağım. Ama Galatasaray'a bilmem ne Florya arazisini veriyorlar. Biz Trabzon'dan düşman olduk. Ali Koç yüzünden. Üstelik Fenerbahçe liderdi. Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyordu. Çöktü o Trabzonlu bakanları hedefe koydu. O Trabzon Spor'un şampiyonluğundaki bakanların hiçbiri yeni kabinede yok. Farkında mısınız? Hiçbiri yok. Bak ben vallahi de billahi de hiçbir siyasi partiyi desteklemiyorum, tutmuyorum. Biliyorsunuzdur beni. beni tanıyanlar biliyor. Adam gitti bak bütün o Trabzonspor şampiyonluğunda poz veren hiçbir bakanı yeni kabineye almadı. Hocam vekil yaptı. Ya ister vekil yapsın ister kopsun. Bu beni alakadar etmez. Ama oradan aldı. Bak bu halkın adamlığıdır. Halkı düşünmektir. Anlatabiliyor muyum? Ama Ali Koç ne yaptı? Gitti Trabzon'a bizi daha beter düşmedi. 3 Temmuz'u onlar unutacakken bu hatırlattı. Bitti mi? Bitmedi. Beşiktaş'ta düşman olduk mu? Babasının takımı lan. Lan yani insan babasının takımına düşman olur mu? Olur. Düşman olduk transferlerde biz güya kenara çekildik. Centilmenlik yaptık diye diye sosyal medyaya bunu afişe etti. Beşiktaş da gitti. Güzelce senin elinden Tayyip Talha'yı falan kaptı. Etti. Seni sahanda da rezil etti. En son Beşiktaş'ı ne zaman yendik arkadaşlar? Hafızanızda var mı? Galatasaray'la zaten düşmandık. iyice düşman olduk. Ya i̇yice düşman olduk. Ha ben ısrarla söylüyorum. Ben Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonunu tebrik etmem. Ya Ankara gücüne Galatasaray yenilseydi. Fenerbahçe'ye yenilseydi. Fenerbahçe şampiyon olsaydı. Ben size şöyle söyleyeyim. %99.9 Galatasaraylıların hepsi bu ligin şikeli olduğunu söyleyeceklerdi. Bu ligin satılmış olduğunu söyleyeceklerdi. Ellerindeki argümanla biz offside'ımızı şu bu desek de konuşacaklardı. Susmayacaklardı. Demek ki bu lig şikeli. O açıdan baktığın zaman ben tebrik etmem. Ha kimi tebrik ederim? Hakkıyla. Abdülkerim Bardakçı'yı tebrik ederim. Ahmet Çalık formasıyla çıkıp orada duygusal fon müziği çaldırmak şayan bir hareket. Neyse hükümetle düşman olduk Halikoç sayesinde. Evet bir spor kulübü olarak hükümetle düşman olduk. Şimdi bakın eğri oturalım doğru konuşalım. Bu videodan sonra inşallah cezaevine falan atılmam. Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. Fenerbahçe'ye FETÖ operasyon çekti. Öyle değil mi? Yani Fenerbahçe yaşayabileceği en büyük sıkıntılar da bu iktidar döneminde yaşadı diyorlar. Doğru mu? Doğru. Aynı iktidar Fenerbahçe'ye operasyon yapanların FETÖ olduğunu söyledi. Anayasa kayıtlarına geçti. Yargıtay da onadı. Yani şu anda Fenerbahçe'ye şike yaptı diyen herkes tutuklanabilir. Sen bunun hangisini kullandın? Hangi? Nerede kullandın? Kullanmadın. Şimdi ben diyorum ki devlet veya Fenerbahçe'ye karşı bir sıkıntısı olsaydı orada o kararı geçirtmezdi. Geçirtmezdi. Bakın orada sahte belgeler üretildi. Sahte dosyalar üretildi. Orada direkt Fenerbahçe'yi küme düşürürdü. Hiç uğraşmazdı ki işimize gelirdi. Keşke küme düşürselerdi. Bir kere ölürdük. Her zaman ölmezdik. Bir kere ölürdük. Ondan sonra da zaten gerçekler ortaya çıkınca da derlerdi ki Fenerbahçe biz o onu düşürdük şöyle böyle. Şimdi Fenerbahçe tazminat alacak mı? Babayı alacak. Ali Koç sayesinde. Babayı alacağız. İkincisi otobüs kurşunlanması. Otobüs kurşunlanmasının faili biliniyor. Kimin yaptığı biliniyor. Kimin yaptırdığı biliniyor. Ve bu olayın üstü kapatılıyor. Ya bunu bunu ben açıklayamam. Bu devlet sırrıdır. Bu devlet sırrıdır. Ali Koç da biliyor. Koz olarak da kullanıyor. Niye kullanıyor? Seçimde AK ah Parti daha az oy alsın, CHP daha fazla alsın diye. Bunu bu şekilde yaptı. Ali Koç'un kendi de biliyor niye saklandığını. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇kincisi, hükümete bizi düşman etti. Nasıl düşman etti? Ya kaşına kaşına düşman etti. Fenerbahçe taraftarı diyor ki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti varken bizi şampiyon yapmazlar diyor. Haksız mıyım? Hepiniz demiyor musunuz? Bak içinizdeki AK Partililer bile diyor. Niye diyorsunuz biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Sebep ne biliyor musunuz? Atatürkçüyüz diye diye. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Başkanın, divan kurulu başkanın 7-24 CHP sempatizanlığı yaptınız. Yaptınız. Bak ben burada şu suçlu bu suçlu demiyorum. Sen kaşınırsan adam da seni kaşır. Bak Galatasaraylılara çıkıp 10. yıl marşı söylettirdiler Kenan Doğulu'ya. Lig bitti şampiyonluğu aldılar paketlediler. Şimdi Atatürkçü yüzdesinler. Yaz boyunca Atatürkçü yüzdesinler. Sezonun içinde bir tane Atatürk'le ilgili bir şey gördünüz mü? Göremezsiniz. Bir tane karografi gördünüz mü? Göremezsiniz. Bilmem şampiyonluk kutlamasında mecliste Hizbullah istemiyoruz dediler. Sezon içinde görebilir misiniz? Göremezsiniz. Tribünlerinde hükümet istifayı duyabilir misiniz? Duyamazsınız. Biz kaşındık. Biz kaşındık. Yahu mal. Kullansana derler adama. Bak mal derler adama. Ya tam işler iyi gidiyor. Ortalığı bizimki geriyor. Tam her şeye gidiyor. Atatürk yapacak stadın adına. Hadi değiştirin. Yapın. Yapabiliyorsanız yapın. Değiştireceğiz. Lan durduk gene. Neyin Atatürkçülüğünü debreştiriyorsun? Bak arkadaşlar sınıftasınız ya. Bir öğretmen olduğunuzu düşünün. Arkadan bir çocuk çıkıyor sürekli diyor ki ezan okunurken ders anlatamazsın. Bir diyor, iki diyor, üç diyor, beş diyor. Gıcık kapmaz mısınız? Nefret etmez mi? Defol lan o zaman. Hangi sınıfa gidiyorsan git dersin. Ezan okunurken benim burada işim bu. Benim burada işim bu. Ben doktor adam ameliyatı durduracak mı Mezan okunuyor. Ölsün hasta. Mikronluk şeylik ameliyatlar var. Şov yapma dersin gönderirsin. Ali Koç hep bu şovu yaptı işte. Hep bu şovu yaptı. Müslüman mahallesinde salyangoz sattı. Hep. Hep bunu yaptı. Lan başkası olsa ben başkan olsaydım o Erden Timur tehdit etti ya. Lan bacağına sıkardı devlet. Alır içeri atardı devlet. Sen neyden bahsediyorsun ya? Herkese şirin gözüktü. Ya şirin gözüktü. Ben size başka bir şey sorayım. Diyorsunuz ya AK Parti varken Recep Tayyip Erdoğan varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazdı. Ben size de başka bir soru soruyorum. Ali Koç'un başına bir şey gelecek de Fenerbahçe'yi siper olarak mı kullanıyor? Hadi bu sorumu cevaplayın. Lan acaba Fenerbahçe başına bir şey gelecek de siper olarak mı kullanıyor? Ya bu kadar olmaz. Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm. Şimdi düşünsene bak arka fon Fenerbahçe'de. Köşede Fenerbahçe logosu var. Üstünde Fenerbahçe forması var ya da Feneri ürünleri var. Ben burada Fenerbahçe videosu çekiyorum. Dakika başlayın. Arkadaşlar bu arada ben Fenerbahçeliyim. Bak arkadaşlar. Bardak şahidim Fenerbahçeliyim. E Fenerbahçeliyim. Bakın şu telefonda şahit Fenerbahçe. İki de bir de bunu söyleyeceğim. Lan sana da lanet gelsin dersin. Kanalına da lanet gelsin çıkar gidersin. Ha işte biz tam olarak bunu yaptık. Biz tam olarak bunu yaptık. Ve sesimizi çıkartmadık. Yani sesimizi çıkartmadık. Anlatabiliyor muyum? 30.200 kişiye sesim geçiyor. Arkadaşlar bakın bu videodan sonra diyecekler ki bu CHP düşmanı. Bu bilmem ne partili. İstediğiniz her şeyin üstüne yemin ederim. Bak peşin peşin söylüyorum. Ben kolay kolay yemin etmem hayatta. Benim sözüm senette. İstediğiniz her şeyin üstüne yemin ederim. Hiçbir siyasi görüşüm yok. Hiçbir hani şu parti hep bunu atarım diye bir görüşüm yok. Dener hepsine de atarım. Hiçbiri de memnun şey yapmasın. Mutsuz olmasın. Hepsine de sırayla atarım. Hiç sıkıntı değil. Hiçbir siyasi görüşüm yok. Hiçbir partiye düşmanlığım yok. Hiçbir ya hiçbir partiye düşmanlığım yok derken var. Düşmanlığım olan partiler var. Şimdi doğruya doğru. O ee, onların görüşünü sevmiyorum. Ya da yaptıklarını sevmiyorum. O ayrı mesele. Ama hiçbir partiyi desteklemiyorum. Burada beni CHP düşmanı ya da AK Parti düşmanı şu bu düşmanı ilan etmeyin. Burada beni Fenerbahçeli ilan edin. Deyin ki ulan bunca zamandır herkes diyor ki bu iktidar varken bunlar Fenerbahçe şampiyon olmaz. Bu adam da açıklık getirdi. Kaşınan Ali Koç'tu. Üstüne şimşekleri çekti diye. Doğru mu? Divan kurumunda yüksek divanda geldi. Alkışlattırıldı değil mi arkadaşlar? Ben size bir şey diyorum. O sezon kim şampiyon oldu ya da yapıldı? Bakın bakalım. Bugün Fenerbahçe'nin başına ben gideyim direkt. Direkt Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına çıkarım. Direkt Fenerbahçe başkanı. Nın. Fenerbahçe başkanısın sen. Fenerbahçe başkanı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sen bakanlardan daha üstünsün. Bak harbi söylüyorum daha üstünsün. Bakanların telefonunu açmaz, seninkini açar. Sen Fenerbahçe başkanısın. Anlatabiliyor muyum? Bak sen Fenerbahçe başkanısın. Çıkar direkt görüşürsün. Direkt çıkar içimdekini dökerim. Derim ki bugüne kadar ne yapıldıysa bak hakkımız şöyle yenilmiş, şunlar şöyle olmuş, bunlar böyle olmuş. Siz yani hangi şeylerden nefret ettiyseniz bana belirtin, onu yapmayalım. Hangi şeyler hoşunuza gittiyse söyleyin, onu yapalım. Nefret ettiğiniz ama benim doğru bulduğum şey varsa da açık açık yüzünüze söyleyeyim. Burada tartışalım. Birbirimiz mi vuruyoruz? Burada vurur derim. Lan Ali Koç her şeyde sezon çok iyi gidiyor. Bak, hatırlayın ya Allah rızası için hatırlayın. Ben burada tarih tarih vermeyeyim. Bir düşünün ya, bir düşünün. Takım çok iyi gidiyor. Ne dedi? Seneye 5 yıldızlı formayla çıkıyoruz. Hadi, hadi dedi o çıkartmayın. Hadi çıkartmayın dedi. Takım çok gidiyor. Atatürk Stadı yapacağız stadın adını. Hadi. Takım iyi gidiyor. Seçim bitsin. Galatasaray'ın Florya şeyini açıklayacağım. Açıkla lan. Açıkla neyse açıkla Florya şeyi Neyse. Bak bu da devlete karşı. Yani ben buradan şunu anladım. Devletle demek Galatasaray arasında bir şey var. Bir ala alavera ala vera dönmüş herhalde ki Ali Koç bunu açıklayacak. Başka neyini açıklayacak? Ne detayını açıklayacak? Başka? Trabzon'da bakanlar bilmem ne yaptılar dedi. Demedi mi? Dedi. Bilmem Trabzon'da dedi, localarını belediyeler satın alıyor dedi. Bak bu ülkede var ya yanlış olan çok fazla şey var. İmamların maaşı tek eldeki içki satışıyla ödeniyor. Ya da benim maaşım devlet memuru olarak. Oradan alınan paralarla vergiler ödeniyor. Yanlış olan şeylerden biri de bu. Hani idrarla abdest almak gibi bir şey bu. Ama yapılıyor. Mecbur. Mecbur. Anlatabiliyor muyum? Ya daha bir sürü şey var. Hani en az yanlışla yapman gereken bu. Bazı şeyleri yapmak zorunda. Fatih Sultan Mehmet Han ne dedi? Kardeş katli vaciptir. Çık de ki katil bu adam. Bu adam kardeşini öldürün diyor. Katil de bu adam de. Seni asarlar, seni öldürürler. Aynı adam için Peygamber e sallallahu çıkıp diyor ki onu fetheden komutan ne güzel komutan, fetheden asker ne güzel asker. Hadi buyur. Hadi buyur. Bir tarafta övgü almış, hadisi şerefe masar olmuş bir padişah. Diğer tarafta kardeş katli vaciptir diyor. Sen diyebilir misin bunu yaparken bunu yaptı? Ben de aynısını Fenerbahçe için diyorum. Fenerbahçe'nin kurtuluşu nerede biliyor musunuz? Ali Koç'u def etmekte. Ali Koç'la birlikte Eküris'i de def etmekte. Mesela kim o ekürisi? Aylık 50 bin TL maaş verdiği kişiler varsa eğer böyle kişiler varsa ki bende listesi var. Yok listesi yok pardon. Ee, eğer böyle kişiler varsa bunları da def etmek. Bunları Fenerbahçe'nin kapısından içeri almamak. <laughs> A spora düşman olduk. BN spora düşman olduk. Bak unutmadan hatırlatayım. Her şeye giderken çıktık. BN sporsa yok bir Yok bilmem stadımızı almıyoruz. O gün bugündür BN spor bize karşı bizim aleyhimize yayın yapıyor. O gün bugündür. Lehimize pozisyonu. Bir kere gösteriyor. Bir açıdan aleyhimize pozisyonu 86 açıdan gösteriyor. Uzaydan çekilmiş kamerayla veriyor. Diyen spor suçlu değil mi? Hakemler. Galatasaray <laughs> çıktı hakemlerden bazıları dedi. Bunlar hakem hakem değil dedi. Çok özür diliyorum. Şahsıma münhasır olarak söylüyorum. Ben Fenerbahçe başkanı olsaydım Galatasaray başkanının yanına acil giderdim. Derdim ki neyden şikayetçisiniz? Şundan şundan. Ulan derdim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bunu ben Mustafa Hoca olarak yapardım. <laughs> Derdim ki ulan biz bu ligin lokomotifiyiz. Biz olmadan bu lig hiç. El birliğiyle bir sizin şampiyon olmanız lazım. Bir bizim olmamız lazım. Hani bir iki sizin olmanız lazım. iki bizim olmamız lazım. Beşiktaş Beşiktaş 8 senede bir olsun yeter. Öbürleri olmasa da gerek yok. Onlar şampiyonsuz dev camia der. Bak ben bunu şahsım olarak yapardım. Derdim ki neyde çıkardım. Biz de katılıyoruz. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın karşı çıktığı oluşum bak. Sadece Galatasaray hakemlere karşı çıkınca ne oluyor biliyor musun? Bu şu oluyor. Şu oluyor. Ulan biz eğer Galatasaray maçlarında Galatasaray lehine yönetmesek bizi öttürürler oldu. Sen de çıkıp orada bak fırsat ayağına gelmiş. Hani orta açılmış, ravaşataya kalkmışsın. Kale boş, dokunman lazım. Şut bile çekmene gerek yok. Sen orada ravaşataya kalkmışsın. Üf, üf, yapıyorsan bu senin salaklığındır. Lale orta istifa dediler. Sen de orada diyecektin. Madem öyle Galatasaray neden şikayetçi? Biz iki katından şikayetçiyiz. İstifa olan Hani koz. Adam oraya koz atıyor. Orada papazı ortaya atıyor. Sen daha sağ atacaksın ortaya. Alacaksın eli. Uzun lafın kısası dostlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ne kadar palavra bir cümle ise ne kadar ırkçı, faşist, kafatasçı, düşmanlık besleyen bir cümle ise yurtta sulh, cihanda sulh de o kadar birleştirici, bütünleştirici bir cümle. Atatürkçe milliyetçiydi. Çok milliyetçiydi. Babalar gibi milliyetçiydi. Çıkıp da yaşa en iyi Kürt ölü Kürt demedi. Yaşasın 23 Nisan demedi. Ya da Türk'ün Türk'ten başta başka dostu yok demedi. Türk ulusu yücedir. Türk ulusu uludur. Türk milleti çalışkandır. Zekidir dedi. Benimki iyidir dedi ama en iyi benimkidir. Ya da sadece benimki iyidir demedi. Bu da öyle. Biz de aynı şekilde. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den başka dostu yok. Ya Fenerbahçelisin ya Fenerbahçe düşmanı. Böyle diye 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 ürettiniz lan Fenerbahçe canavarı ürettiniz. Fenerbahçe düşmanları ürettiniz. Fenerbahçe Galatasaray'a çekişiyor. Millet Galatasaray'ı destekliyor. Niye? Fener'e düşmanlar. Sana göre düşman. Yarın bir gün biz şey diyeceğiz herhalde. Ya Fenerlisin ya FETÖ'cüsün. Herhalde o iş oraya gidiyor. Yani bu Ali Koç varken bu mantık varken bu mantalite varken yarın bir gün oraya. Ya bu iş buraya doğru gidiyor. Böyle bir zihniyet yok. Böyle bir kafa yapısı yok. Sen suni düşmanlar üretemezsin ya. Sen Ali Koçsun. Sen Fenerbahçesin. Sen bütünleştiricisin. Sen birleştiricisin. Sen toplayıcısın. Senin tüzüğünde vatan gençlerini, vatan savunmasını hazırlamak diye bir madde var ya. Senin tüzüğünde böyle bir madde var. Sen ne yapıyorsun? Vatan gençlerini ayrıştırayım, çatıştırayım. Galatasaray şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe formalı kişiler şampiyonluk kutluyor. Hocam bunlar fenerli olamaz. Bunlar kansız. Bunlar dinsiz. Bunlar kitapsız. Niye olamazsın? UEFA kupası sevincinde ben de vardım. Galatasaraylılar UEFA kupası ben de kutladım. Türkiye'nin içine girdi o kupa. Ama ama biz belki kıskançlığımızdan, belki hasettiğimizden ne dedik? bir sezon tesadüf falan filan dedik, geçiştirdik. Anlatabiliyorum değil mi? Ya da anlatamıyorsam da içimdeki niyeti anlıyorsunuz değil mi? Ya da benden aynı düşünüyorsunuz. Hakikaten bak merakımdan soruyorum. Benimle aynı düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Bak öbür videolarım e, etkileşim için işte kanal daha yukarılara çıksın, birileri bir şeyleri görsün, kanal daha çok abone toplasın diye söylüyorum ama bu videoyu benimle aynı görüşe sahip kişilerin merak ediyorum. Aynı düşünüyor musunuz? Bak. Ama hocam diye cümleye girmeyin. Ben de biliyorum Aması maması çok. Ama hocam Ali Koç böyle dedi ama hükümette de görmeyebilirdi. Ama hocam Ali Koç böyle yaptı ama Recep Tayyip Erdoğan da ulan al bir şampiyon kazanın olsun diye. Ama hocam öyle amayı mamayı geçin. Ben size büyük başlardan bahsediyorum. Yani bir kurban seçmişiz. Kurbanlık almışız. 7 kişi hisseye girmişiz. Adam başı 15'er bin lira düşmüş. Ben diyorum ki size adam başı 15'er bin lira düştü. Birisi 14.999 verse öbürü 15.001 TL verse bu kurban kurban hükmüne geçmiyor. Araya fesat karışmış oluyor. Desem diyorum anlatıyorum. Siz bana demeyin ki ama hocam 1 liradan bir şey olmaz. Olur. Anlatabiliyor muyum? İzlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz için, buraya kadar geldiyseniz, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Fikriniz değişti mi? Hocam ben açıkçası ben ben de aynı görüşteydim ama bu video fikrimi değiştirdi diyor musunuz? Görüşmek üzere.